Bu videodaki amacımız değişik tuz çözeltilerinin pH'ini bulmak. İlk olarak sodyum asetat çözeltisiyle başlayalım. Tahmin edeceğiniz gibi çözeltinin içindeki sodyum iyonları Na artı ve asetat anyonları CH3, COO eksi olacak. Sodyum iyonları suyla tepkimeye girmeyecek olsa da asetat anyonları tepkimeye girecek. Asetat anyonu bildiğiniz gibi asetik asidin eşlenik bazı. Bu anyon suyla tepkimeye girerek baz gibi hareket ederek sudan bir proton alacak. CH3COO eksiye bir H artı eklerseniz CH3COOH'ı elde edersiniz. Aynı şekilde sudan bir proton alırsanız H2O'dan bir H artı alırsanız elde edeceğiniz şey OH eksi yani hidroksit anyonu olacak. Bu kısmı bitirdiğimize göre bu moleküllerin başlangıç değişimlerini bir düşünelim. İlk başta belirttiğim gibi buradaki amacımız çözeltinin pH'ini bulmak. Sorda verilene göre sodyum asetatın başlangıç derişimi 0,25 molar. Tabii bu aynı zamanda asetat anyonunda derişimi diyebiliriz. Demek ki asetat anyonun başlangıç derişimi için 0,25 molar yazabiliriz. Daha tepkime gerçekleşmemiş gibi kabul edersek ürünlerin derişimi de 0 olmalı değil mi? Öyleyse iki ürün derişimine de 0 yazabiliriz. Şimdi düşünmemiz gereken şey tepkimede olacak değişim asetat anyonu CH3COO- tepkimeye girdiği zaman oluşacak şey CH3COH yani asetik asit. Demek ki asetat anyonu için azalan her bir derişim miktarı asetik asit için artmalı. X derişimindeki asetat anyonu tepkimeye girecek diyelim. Yani X kadar asetat anyonu tepkimeye girecek. X kadar asetat anyonu tepkimeye girerse X kadar asidik asit üretilmiş olur değil mi? Hatta aynı şey hidroksit için de geçerli olacak. X kadar hidroksit derişimi kazanmış olacağız. Tepkime dengeye ulaştığında asitit anyonun derişimi 0,25-X olacak. Tabi burada her şeyin dengeden geldiğinde kabul etmemiz gerekiyor. Bu durumda asidik asidin derişimi de hidroksitin derişimi de X olacak. O zaman artı denge bağıntısında yazabiliriz. Asetat anyonu bu tepkimi de baz olarak hareket ettiğine göre buraya Kb yazabiliriz. Kb eşittir. Ürünlerin derişimi bölü reaktantların yani tepkime girenlerin derişimi. Elimizdekileri bu bağıntıya yerleştirirsek CH 3 COOH'ın derişimi çarpı hidroksitin OH'ın derişimi bölü tepkimeye girenlerin derişimi. Daha önceden de hatırlayacağınız gibi burada suyu gözlerde ediyoruz. Onu bağıntıya eklemiyoruz. Demek ki reaktant olarak elimize sadece asetat anyonu var. O zaman buradaki asetat anyonun derişimini yazıyoruz. Aynı bu şekilde. Şimdi asetik asidin dengeye ulaşacağı derişimini düşünelim. Asetik asidin dengedeki derişimi x'ti. O zaman buraya x yazalım. Aslında hidroksit için de aynısı olmalı değil mi? Hidroksitin de dengeye ulaşacağı derişim x. Demek ki buraya da x yazıyoruz. Asetatın dengedeki derişimi ise 0,25 eksi x. 0,25 eksi x. Bir sonraki adım bu tepkimenin kb'sini bulmak. Bunun için de kimya kitaplarına bakabilirsiniz. Ama muhtemelen bu tepkimeye ait olan kb'yi hiçbir tabloda bulamayacaksınız. Buna karşılık asetik aside ait olan ka'yı bulabilirsiniz. Bildiğiniz gibi asetik asit ve asetat eşlenik asit baz çifti. Ayrıca asetik asidin Ka'sı daha kolay bulunabiliyor. Çünkü birçok kimya kitabında var. Hatta asetik asidin Ka'sı 1,8 çarpı 10 üzeri eksi 5'e eşit. Bunu bulduk güzel. Ama bizim burada bulmamız gereken Kb'ydi. Sizce eşlenik bazın Kb'sini nasıl bulabiliriz? Hatırlarsanız eşlenik asit baz çiftleri için şöyle bir kuralımız vardı. Ka çarpı Kb eşittir Ka su. Yani suyun iyonlaşma sabiti. O zaman elimizdeki değerleri bu eşitliğe yerleştirip aradığımızı bulabiliriz. 1,8 çarpı 10 üzeri eksi 5 çarpı Kb eşittir. 1 çarpı 10 üzeri eksi 14. Artık tek yapmamız gereken Kb'yi bulmak. Bunun için de hesap makinemizden yardım almamız gerekiyor. 1 çarpı 10 üzeri eksi 14 bölü 1,8 çarpı 10 üzeri eksi 5 eşittir. 5,6 çarpı 10 üzeri eksi 10. Demek ki aradığımız Kb değeri 5,6 çarpı 10 üzeri eksi 10. Bu değerinde x kare bölü 0,25 eksi x'e eşit olması gerekiyor. Hesabı kolaylaştırmak için x'in 0,25'ten çok çok daha küçük olduğunu kabul edelim. Başka bir deyişle sıfıra çok yakın bir değer diyerek 0,25 eksi x'i sadece 0,25 olarak alalım. Unutmayın ki bu sadece hesaplamalarımızı kolaylaştırmak için yaptığımız bir varsayım. O zaman elimizde kalan şey 5,6 çarpı 10 üzeri eksi 10 eşittir x kare bölü 0,25. Tabii bu eşitlikte bulmamız gereken şey x. O zaman 5,6 çarpı 10 üzeri eksi 10'u 0,25 ile çarpalım. Elde ettiğimiz değer 1,4 çarpı 10 üzeri eksi 10. Bundan sonra da tek yapmamız gereken bu değerin kökünü almak. Bu hesaba göre 1,2 çarpı 10 üzeri eksi 5'e eşit. Ama buraya da yazabiliriz. x eşittir 1,2 çarpı 10 üzeri eksi 5. Bu kadar hesabı yaptık. Peki x neydi? Bütün bunları yaparken x'in ne olduğunu unutmuş olabiliriz değil mi? x hidroksit iyonlarının derişimiydi. Yani x hidroksit iyonlarının derişimine eşit. O zaman da onu da buraya yazabiliriz. Bu sayının birimi tabii ki molarite. Çünkü hidroksit iyonlarının derişimini gösteriyor. Bu değeri bulduğumuza göre artık pH'i bulabiliriz. Hatırlıyorsanız bizim amacımız zaten bu çözeltinin pH'ini bulmaktı. Bütün buradaki hesaplamaların amacı çözeltinin pH'ini bulmak içindi. Aslında bu değerlere göre pOH'ı bulabiliriz. pOH bildiğiniz gibi hidroksit iyonlarının derişiminin 10 tabanına göre eksi logaritmasına eşit. Son bulduğumuz değerin 10 tabanına göre eksi logaritmasını alabiliriz. 1,2 çarpı 10 üzeri eksi 5'in eksi logaritması bize pOH'ı verecek. Hesap makinemizde de bu işlemi yaptığımızda pOH'ın 4,92'ye eşit olduğunu görüyoruz. Artık bunu da buraya yazabiliriz. pOH eşittir 4,92'ye. Artık pH'i bulmaya çok yaklaştık. Biliyorsunuz ki pH artı pOH 14'e eşit. Demek ki pOH için bulduğum değeri bu bağıntıya yerleştirip 14'ten çıkarırsam pH'i bulmuş olurum. pH eşittir 14 eksi 4,92. Bu da bize 9,08 değerini veriyor. Demek ki pH 9,08'e eşit. Bu da demek oluyor ki elimizde bazik bir tuz çözeltisi var. Daha vaktimiz olduğuna göre bence bir örnek daha yapalım. Bu seferki amacımız 0,05 molarlık amonyum klorür çözeltisinin pH'ını bulmak. Elimizde amonyum klorür olduğuna göre çözeltteki iyonlar NH4 artı Cl eksi klorür anyonları belirgin bir şekilde suyla tepkimeye girmeyecektir. Ama amonyum iyonları tepkimeye girecektir. O zaman bu tepkimeyi yazmayı deneyelim. NH4 artı bu tepkimede aset gibi davranarak suya bir proton verecek. Suya yani H2O bu protonu alırsa dönüşeceği şey H3O artı yani hidronyum iyonu. NH4 artı bir proton kaybettiğinde geride kalan şey ise NH3. Bunları öğrendiğimize göre İşimize başlangıç derişimleri ile başlayalım. Yapmamız gereken şey bu çözeltinin pH'ini bulmak. Soruda verilenlere göre amonyum klorürün başlangıç derişimi 0,05 molar. Bu aynı zamanda amonyum iyonlarının derişimi olmalı, değil mi? O zaman burası 0,05 molar. Tepkimenin de daha gerçekleşmediğini varsayarsak da ürünlerin başlangıç derişimleri 0. Sıradaki adım değişimleri bulmak. NH4 artı NH3'e dönüşeceğine göre NH4 artı için ne kaybediyorsak NH3 için kazanıyoruz demektir. Yani NH4 artı için x kadar derişim kaybediyorsak NH3 için x kadar derişim kazanıyor olmalıyız. Tabii ki aynı miktarda hidronyum da üretmiş olmalıyız. Demek ki dengeye ulaştığımızda amonyumun derişimi 0,05 eksi x, hidronyumunki x, amonyanki de x olacak. Burada amonyumun asit gibi davrandığını söylediğimize göre denge bağıntısını yazarken Ka kullanmamız gerekiyor. Ka eşittir. Ürünlerin derişimi bölü reaktantların derişimi. Yani h 3 artının derişimi çarpı NH3'ün derişimi bölü NH4 artının derişimi. Sadece NH4 artının derişimini alıyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi suyu dışarıda bırakıyoruz. Hidronyum iyonlarının dengedeki derişimi x kadar olduğuna göre buraya x diyebiliriz. Hatta aynı şeyi NH3 içinde yazabiliriz. O zaman buraya da x yazmamız gerekecek. O zaman x kare bölü amonyumun derişimi olacak. 0,05 eksi x. Bunları yaptığımıza göre artık bulunmamız gereken şey Ka değeri. Bu tepkime için gereken Ka değeri yine her kimya kitabında bulabileceğiniz bir şey değil. Ama buradaki bir eşlenik asit baz çiftinden bahsettiğimizi biliyoruz. NH4 artı ve NH3 eşlenik asit baz çiftinden. Bulmak istediğimiz şey de NH4 artının Ka değeri. Bu değer kimya kitaplarında olmasa da NH3'ün Kb değeri hemen hemen hepsinde var. Hatta hemen 1,8 çarpı 10 üzeri eksi 5'e eşit olduğunu bile söyleyebilirim. O zaman ne yapıyoruz? Bir önceki soruda da kullandığımız gibi Ka çarpı Kb eşittir k su denklemini kullanıyoruz. Bulmak istediğimiz değer ka, bildiğimiz değer ise kb. 1,8 çarpı 10 üzeri eksi 5. Bu ikisinin çarpımı da 1 çarpı 10 üzeri eksi 14 ediyor. O zaman tekrar hesap makinemizi alıyoruz. 1 çarpı 10 üzeri eksi 14'ü 1,8 çarpı 10 üzeri eksi 5'e bölüyoruz. Bulduğumuz değer 5,6 çarpı 10 üzeri eksi 10. Demek ki Ka 5,6 çarpı 10 üzeri eksi 10'a eşit. O zaman bu değeri denge bağıntısına yerleştirebiliriz. Payda da x kare var. Buraya yine x'in 0,05'ten çok daha küçük olduğunu varsayıyoruz. Böylece paydadaki x ile uğraşmamıza gerek kalmıyor. x çok küçük olduğu için 0,05 eksi x'i sadece 0,05 olarak kabul ediyoruz. Burada bulmamız gereken şey tabii ki de x. O zaman yeni hesap makinemize ihtiyacımız var. 5,6 çarpı 10 üzeri eksi 10 çarpı 0,05. x'in karesine eşit. O zaman bulduğumuz sayının kökünü alacağız. Demek ki x 5,3 çarpı 10 üzeri eksi 6'ya eşit. x neydi? Hidronyum iyonlarının derişimiydi. Yani bu bir derişim değil mi? O zaman pH'i bulmak için tek yapmamız gereken bu sayının eksi logaritmasını almak. Bildiğiniz gibi pH hidronyum iyonlarının derişiminin eksi logaritmasına eşit. O zaman bulduğumuz değeri buraya yerleştirebiliriz. Eksi logaritma 5,3 çarpı 10 üzeri eksi 6. Cevabımız 5,28. Yuvarlarsak sonuç bu şekilde çıkıyor. Demek ki çözeltinin pH'i 5,28 pH eşittir 5,28. Bu da demek oluyor ki elimize asidik bir çözelti var. Bu da zaten problem için verilen tuzları düşünürsek beklediğimiz bir şey olmalı.